Merhaba arkadaşlar ve hoş geldiniz. 3.16 patch'ten sonra looting olayı eklendi oyuna ve bu çok önemli bir feature ve CIG bu konuyla ilgili daha da derine gitmek istiyor. Çünkü bundan sonra bulduğumuz loot 3 kategoriye bölünecek. İlk kategori common item olacak. Bunlar işte çok da zor bulunmayan loot olacak. Yani hatta bütün shoplardan bunları satın alabileceğiz. İkinci kategori ise uncommon loot olacak. Bunlar mesela shoplardan satın alamayacağız. Bunları oradan bulamayacağız. Sadece açık dünyada işte keşfedip exploring yaparak bulabileceğiz. Üçüncüsü de işte rare item oluyor. Bunlar çok nadir işte itemler. Bunlar çok zor bulunacak. Çünkü spawn rate'leri gerçekten çok düşük olacak. Üstelik daha farklı lokasyonlarda loot bulacağız. Yani hep aynı yerde bulmayacağız bundan sonra. Ve içindeki loot da farklı olacak. Yani şimdiye kadar hep bulduğumuz loot hep aynıydı. Bu değişecek. Ama daha da güzel olan şey 3.17 patch'ten sonra bütün topladığımız lootları satabileceğiz bundan sonra. Yani eğer bir shop bir silah satıyorsa siz de bu shop'a silah satabileceksiniz. Ama şöyle diyeyim, shop size maksimum olarak %90'ını veriyor. Yani silahın değeri eğer 1000 UEC ise pazarda size maksimum 900 veriyor arkadaşlar. En düşük ise %50'si yani 500. Eğer bu shop'ta o sattığınız silah yoksa shop size otomatikman sadece %50'sini veriyor. Bu ara bulabileceğiniz en değerli item şu an Star Citizen'de gördüğünüz pickleball oluyor. Sizce bunun değeri ne kadar olabilir? Açıklama bölümüne yazarsanız sevinirim. Ayrıca CIG şöyle bir şey yaptı. Mesela bir silah satınca işte içindeki bütün attachmentleri şu an gördüğünüz gibi işte tek tek satabiliyorsunuz ya da çıkartabiliyorsunuz. Bu biraz işte işi kolaylaştırıyor. Ama öbür yandan bu stacking olayı daha tam çözülmedi. Yani mesela aynı silahtan 10 tane varsa hepsini tek tek görüyorum maalesef. Yani üst üste görmüyoruz. Bununla ilgili işte kısa vadede bir çözüm yok galiba. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca bütün sattığımız mallar yani itemler fiyatları da işte etkiliyor. Yalnız bu 3.17'de olacak mı olmayacak mı şu an tam bilinmiyor. Başka güzel bir haber daha geldi. 3.17 patch'ten sonra medical gameplay de biraz değişiyor. Yani ona da biraz el attı CIG. Şöyle diyeyim, bundan sonra böyle mantıksız bir şekilde işte hemen ölmüyoruz. Çünkü bazen biliyorsunuz isteyerek ya da isteyemeyerek çok çabuk bir şekilde ölüyoruz. Bu biraz gameplay'i bozuyor. CIG bununla ilgili işte ufaktan update'ler yaptı. Mesela instant death yok bundan sonra. Yani kafanıza kurşun yeseniz bile hemen ölmüyorsunuz. Bu sizce nasıl bir şey? Yani açıklama bölümüne yazarsanız merak ediyorum. Çünkü biraz da gerçek bozuyor ama öte yandan işte gameplay olarak daha da böyle akıcı oluyor işte. Yani daha da zevkli olur diye düşünüyorum. Üstelik işte bu kanama olayına işte bir de el attılar. Çünkü biz ne zaman hasarı görsek çok çabuk bir şekilde kanıyorduk ve ölüyorduk yani. Yani heal bile yapamıyorduk bazen. Üstelik mesela bazı yerlerden aşağı atlayınca da ölüyorduk hemen. Bu da artık olmayacak. Yani açıkçası healing için de şans veriyor yani CIG. Yani ya kendiniz bir şekilde healing yapacaksınız ya da birisi gelip sizi kurtaracak. Tabii ki şimdi çoğu şöyle yapıyor. Hani kendisini öldürüyor ve böylece istasyonda doğuyor. Ama biliyorsunuz uzun vadeli düşünürsek bu ileride böyle olmayacak yani. Ölünce gerçekten çok büyük bir etki yapacak sizin oyun karakterinize ve bunu da istemeyeceksiniz. Evet, yine videonun sonuna geldik arkadaşlar. Size sadece küçük yani ufaktan bir hatırlatma yapıyorum. Şu an geçenki videoda dediğim gibi St. Patrick Day diye bir tatil var Star Citizen lore'unda ve bundan dolayı işte şu an özel skinler satılıyor ve özel paketler satılıyor. Sadece merak eden olursa diye söylemek istedim. Bir dahaki sefer yine görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.